أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, günahlarımızın silinmesine, takvamızın çoğalmasına, ömrümüzün bereketlenmesine, hayırların celbine, şerlerin def'u, raf'u, izalesine vesile eylesin. Yuvalarımızın huzuruna, çocuklarımızın hidayetine, Rabbim geçmişlerimizin de rahmet, bereket, affı, mağfiretine vesile eylesin. Amin. Yüce Rabbim, işlerimizden, eşlerimizden yüzümüzü güldürsün. Çocuklarımızdan, damatlarımızdan, gelinlerimizden yüzümüzü güldürsün. Yüce Rabbim, ne kadar olumsuzluklar varsa canımızı sıkan, midemizi bulandıran, ah bir an önce kurtulsam dediğimiz nice sıkıntılarımız varsa rahmetiyle izale eylesin. Yüce Rabbim, kazançlarımıza bereket, kalbimize kanaat ve üstün ahlak nasip eylesin. Ahirette hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan, hesabımızı zorlaştırmaktan, Rabbimizin huzurunda mahcup olup boynumuzu bükecek bir duruma düşmekten bizi de, aile bireylerimizi de muhafaza eylesin. Okuyan yavrularımızı, okutan hoca efendileri, yardım eden mütevellideki dostlarımızı ve diğer hayır sahibi kardeşlerimizi Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Kıymetli dostlar, insanoğlu şu kainatta bir zerre kadar bile değildir. Bu yerler, kocaman yerler, uçakla bitiremediğimiz yerler, göklerin yanında, yıldızların yanında bir toz kadar değildir. İnsanoğluna gelince, insan bu kainatta, yani yeryüzünde bir toz kadar değildir. En az yaratılan şey de akıldır. İnsanoğluna verilen akıl ile insan yeryüzünde Allah'ın halifelik görevini yürütür. Yeryüzünde ne kadar teknolojik gelişmeler varsa, buluşlar varsa, her birisi Cenab-ı Hakk'ın insanoğluna verdiği aklın tezahürü, gelişmesi neticesinde hasıl olmuş oluyor. Bizim sahip olduğumuz aklımızı, kabiliyetimizi Cenab-ı Hak bize değil de kedilere verseydi bu işleri kediler yapacaktı. Arslanlara verseydi bu işleri arslanlar yapacaktı. Başka varlıklara verseydi bu aklı onlar yapacaktı. Dolayısıyla bu şerefi Cenab-ı Hak biz insanlara vermiştir. Verdiği bu akıl ile insanoğlu yeryüzünde gelişmeler, teknolojik hareketler gerçekleştiriyor. Gerçekten akıl almaz bir noktaya geldi hayat şartları. Efendim, önceden yolculuklar atla, deveyle, merkeple yapılırken şimdi taksiyle, efendim uçakla, helikopterle yapılıyor. Arabalar da gittikçe daha akıllı hale geliyor. Şoförsüz arabalarla, elektrikli uçaklarla ferdi. Artık teknolojik gelişmeler hiç yerinde durmuyor. Çünkü Cenab-ı Hak insana akıl verdi. Bu akıl da durmadan gelişiyor. Hepsi Allah'ın vergisidir. Ancak bu akıl, şunu bilmemiz lazım ki, zira bu terazi bu kadar sikleti çekmez dedikleri gibi, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri'nin sır ve hikmetlerinden sadece Allah'ın izin verdiği kadarını anlayabilir, izin vermediği bölümü bulamaz ve bilemez. Örnek olsun diye söylüyorum, günde 5 vakit namaz var. Bu 5 vakit namazın İlki sabah namazıdır. İnsanoğlunun en yoğun olduğu öğlen vaktidir. En serbest olduğu sabah namazı vaktidir. Buna rağmen sabah 2 rekat, sünnetiyle 4 rekat. Fakat işin en yoğun olduğu saat 10 rekattır sünnetleriyle beraber.
Akıl ve mantığa sorduğun zaman öğrende insanlar ya iştedirler, ya yemektedirler, yoğun bir tempo peşindedirler. İki rekat oraya daha iyi giderdi. İnsan aklıyla ölçtüğün zaman böyle bir şey çıkar karşınıza. Ama vaka öyle değildir. Sabah namazındaki 4 rekatın sırrı farzıyla sünnetiyle, öğle namazındaki 10 veya 12 rekatın sırrı farzıyla sünnetiyle, ikindinin sırrı ancak Allah'ın bildiği sırlardır bunlar. Dolayısıyla biz aklımızla beraber idrak edebileceğimiz şeyleri idrak ederiz. Geri kalanına ne deriz? Eslemtü li Rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum deriz. Bir Bedir muharebesi geçirdi İslam ordusu. İslam ordusunun kalkıştığı ilk muharebe idi Bedir muharebesi. Kafirler Müslümanlardan 3 kat fazla, Müslümanlar kafirlerden 3 kat az. Fakat Allah'ın yardım melekleri, orduları geldi ve gerçekten o hem sayı bakımından hem teknolojik savaş tedariki bakımından az olan ve savaş tecrübesi olmayan Müslümanlar ilk savaşta kafirlerin kodamanlarından 70 tanesini geberttiler. Ve İslam'ın bir devlet olduğu, Müslümanların bir devlet olduğu, bir ordusu olduğu, kendilerini koruyabilecek imkanlarının geliştiğini durmadan gelişmekte olduğunu ispatlamış oldular. Bedir Muharebesi'nde beklemedikleri yenilgiyle karşı karşıya kalan müşrikler gece gündüz ne yaparız, intikamını nasıl alırız çalışmalarını yaptılar. Neticede kısa şekliyle beraber Uhud Muharebesi oluştu. Uhud Muharebesi her yönüyle bakıldığı zaman çok uzun uzun müzakere edilebilecek, konuşulabilecek bir muharebedir. Ama ilahi sırlar açısından söylüyorum. Uhud Muharebesi'nde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den müşriklerin geleceğini haber alınca, güçlü bir orduyla geleceklerini haber alınca topluyor ashabını, nasıl bir yol izleyelim, bu savaşta hangi tekniği, hangi efendim yol haritasını uygulayalım. Herkes bir şey söylüyor. Şehir müdafaası mı yapalım? Yoksa şehrin içerisine kalıp şehrimizi müdafaa edelim? Yoksa dışarıya çıkıp düşmanla göğüs göğüse çarpışalım mı? Bu görüşler konuşulurken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şehir müdafaası yapmayı, yani Medine'de kalmayı, gelen düşmanı püskürtmeyi tercih ederken, ya Resulallah biz Bedir'de azdık, şöyle yaptık, böyle yaptık, biz kimden aşağıyız, biz bunları şehrin dışında karşılayalım, Medine'ye sokmayalım diyenler ağır bastılar. Neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, madem öyle istiyorsunuz dedi, o zaman hazırlanın, Uhud Muharebesi'nin olduğu bölgeye hareket ettiler. Tabi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu umreye gittiğimizde, Uhud şehitlerini ziyaret ettiğimizde, o aynın tepesinde bu Uhud Muharebesi'nin seyriyle ilgili her zaman bilgiler konuşuluyor, müzakere ediliyor. Ben bir tarafını söyleyeceğim sadece. Uhud Muharebesi'nde ne oldu? Bedir Muharebesi'nde 70 tane gavur gebertildi. Uhud Muharebesi'nde de 70'e yakın Müslüman şehit edildi. Şimdi akıl açısından bakarsak, ortada bir Muhammed Mustafa varsanız, peygamberlerin serveri sultanı var ve yanında Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler var. Rıdvanullahi aleyhim ecmain. Ya Rabbi dediği zaman duası geri çevrilmeyecek aleyhissalatü vesselam Efendimiz ve etrafındaki o asrın en hayırlı insanları, beşeriyetin en hayırlı insanları orada. Ya Rabbi dedikleri zaman duaları reddedilmeyecek dostluk makamına ulaşmış insanlar var. Ama ilahi sırları biz bilemeyiz ki. İlahi sırlarda ne oldu? Aynen geçirdiğinde görevli olan nöbetçiler, İslam ordusu savaşı kazandı, ganimet dağıtılıyor dendiğinde, onlar görevinizi bırakmayacaksınız dendiği halde görevlerini bıraktılar.
biz de ganimet malının taksimini gidelim dediler. Ve neticede bir avuç insan kaldı. Orada biz hayır Efendimizin talimatını kıramayız, biz buradan ayrılamayız diyen bir 7 kişi kaldı. Onlar da şehit edildiler. Ganimet malının taksimini gidiyoruz diyenler gittikten sonra küfür ordusu durumu zaten buradakileri bekliyordu. Buradaki okçular orasını bir terk ederlerse biz arkadan döneriz, İslam ordusunun önünden girer, arkasından çıkarız dediler. Ve neticede de öyle oldu. Ayın geçidiğinde görevi terk edenler, ganimet malının taksimine gidenler gittikten sonra küfür ordusu arkadan kuşattı İslam ordusu. Savaşın çetin anları başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dişinin şehit edildiği, yanağının yarıldığı ve kanının yere döküldüğü o zor ve dehşetli manzara karşısında Muhammed öldürüldü haberi yayıldı. Ve savaşta bu haberi duyanlar, Efendimizin öldüğü haberini duyanlar gerçekten moralleri sıfıra inmişti. Sizinle paylaşmak istediğim nokta şurası. Cenab-ı Hak وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ey insanlar! Muhammed Mustafa bir tapınak değildir. O da bir beşerdir. Sizden farklı tarafı sadece elçidir. Ondan önce elçiler gelmedi mi? Geldiler. Ölmediler mi? Öldüler. Sizin peygamberiniz de ölecektir. Peygamberinize fazla farklı bir gözle bakmayın. O da bir beşer. Diğerleri beşer olduğu gibi. اَفَاِمَّا تَوْقُتِلَنْ قَدَبْتُمْ عَلَى اَحْقَابِكُمْ Peygamberiniz ölse veya öldürülse siz gerisin geri mi döneceksiniz? Davanızdan vaz mı geçeceksiniz? Siz Allah'a inandınız, Muhammed Mustafa'yı yazdınız. Allah'ın elçisi olduğundan dolayı başınıza tac ettiniz. Dolayısıyla Allah'a bağlı olduğundan ve elçisi olduğundan dolayı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sizin yanınızda farklı bir yönü vardır. اَفَاِمَّا تَوْقُتِلَنْ قَلَبْتُمْ عَلَى اَعْقَابِكُمْ Diyelim ki Peygamberimiz Muhammed Mustafa öldü veya öldürüldü. Siz gerisin geri mi döneceksiniz? Davanızdan vaz mı geçeceksiniz? وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْهًا Kim davasından vazgeçerse Peygamber öldü veya öldürüldü diye Allah'a zarar vermez. Zararı sadece kendisine ait olur. Şimdi burada belki de birçoğumuzun kafasında var olan bir soruya cevap kısmen bulmuş oluruz. Diyor ki bazı kardeşlerimiz haç mevsiminde kaç milyon insan Arafat'ta dua ediyor. Gazze'deki Müslümanlar muzaffer olsun diye dua ediyor. Peki Cenab-ı Hak bunların içerisinde bir tanesinden mi duasını kabul etmiyor diye insanların kafasını karıştıran soruyla karşı karşıya kalıyoruz. Ben de size şunu sorayım. Arafat'ta 5 milyon insan değil, 15 milyon insan olsa 15 milyonun duası bir Peygamber Efendimizin Ya Rabbi demesine değer mi? Değmez. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'ın nezdindeki duruşu onun yanındaki değeri 15 milyon insandan daha önde değil mi? Elbette daha öndedir. Demek ki bu işin içerisinde ne varmış? İlahi sırlar vardır. Biz ne yaparız? Eslemtü Rabbil Alemin deriz. Yani alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olduk deriz. Bizim görevimiz nedir? Safımızı belirlemektir. Elimizden geleni yapmaktır. Bir insan düşünün ki geceleri kalkıyordur. Filistin'de olup bitenlerden dolayı ağlıyordur, gözyaşı döküyordur, dua ediyordur. Bir başka Müslüman düşünün ki hiçbir duasında Filistin'e yer vermiyor, hiçbir derdiyle dertlenmiyor. İkisi de Müslüman. Burada ne olmuş oluyor? Filistin davasında ben de imtihan ediliyorum, sen de imtihan ediliyorsun. Senin elindeki imkanları nasıl değerlendiriyorsun, ben elimdeki imkanları nasıl değerlendiriyorum? Herkes safında yerini almış olacaktır.
kim kimden yanadır, kim kimin tarafındadır bunları görmek lazım. Bir başka şey söyleyeyim. Filistin'le ilgili de dualarımız oluyor. Başka konu, işte Bosna Hersek vardı. Orada da insanlar çok galeyana gelmişlerdi. Zulüm arşa dayanmıştı. Doğu Türkistan'da keza böyle zulüm arşa dayanmıştır. Bir ara Afganistan'da zulüm arşa dayanmıştı. Myanmar'da keza öyle. Yani bu dünya bunu kaldırıyor demektir. Bu dünya bunu kaldırıyor demektir. Ama ben bir başka şeyi sizinle paylaşayım. Samimiyetinize inandığım için, iyi ve düzgün değerlendireceğinizi düşündüğüm için net bir şeyi sizinle paylaşayım kıymetli olsun. Şimdi hastanede çok önemli bir ameliyat ve başarılı bir ameliyat hasta geçiriyor. İşte kalp ameliyatı oluyor, ciğer ameliyatı oluyor, beyin ameliyatı oluyor. Doktor diyor ki, çok başarılı bir ameliyat, mükemmel bir ameliyat, tahmin ettiğimizden çok daha mükemmel bir ameliyat diyor. Hasta sahiplerini umutlandırıyor. Fakat aradan 3 gün, 5 gün geçiyor. Doktor diyor ki, hasta enfeksiyon kaptı. Enfeksiyon kaptı, yoğun bakıma kaldırıldı. Enfeksiyon kaptı, yoğun bakıma kaldırıldı deyince sinyaller tersine döndü bu sefer. O enfeksiyonun seviyesine göre efendim ne yapabilir? Bu işi felakete götürebilir, ölümle sonuçlanabilir. Kıymetli dostlar, camide, namazda, sohbette ellerimizi kaldırdığımızda güzel bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Ama hayatın akışı içerisinde birçok şeyde enfeksiyon kapıyoruz. Kaptığımız enfeksiyon, toplum olarak diyorum, kaptığımız enfeksiyon bizi yoğun bakıma sokuyor. Dualarımızın da hüsnü kabul ile iltifat edilmemesine sebep oluyor. Şimdi kıymetli dostlar, açıklık ve saçıklığın demiyorum, çıplaklığın neredeyse girmediği ev kalmadı. Şu ümmeti Muhammed'in kızları, %90 küsürü Müslüman olan İstanbul'umuzda ve Türkiye'mizde akıl almaz manzaralar gerçekleşti. Yangın uzakta başladı. Yavaş yavaş her birimizin evine doğru yangın yaklaşıyor. Belki bir kısmımızın evinin içerisine de yangın geldi. Bir evde namazını kılmayan birisi varsa o evde sizce yangın var mı yok mu? Bir evde faiz yiyen birisi varsa orada yangın var mı yok mu? Bir evde rüşvet alan bir memur varsa orada yangın var mı yok mu? Bir evde bir bayan buluğa ermiş, evli veya bekar bir hanımefendi başını açarak sokağa çıkıyorsa o evde yangın var mı yok mu? Var. Şimdi baş açıklığına biz neredeyse baş açıklığına çoktan, hani affedersiniz, asla rıza gösterilmez de her tarafın çıplak olduğunu görünce baş açıklığı normal idare eder diyecek duruma geldik. Gerçekten akıl almaz çıplaklıklar ve çirkinlikler bütün sokaklarda, apartmanlarda aymazca çok hızlı bir şekilde yayılıyor. 2 gün önce üniversitede hocalık yapan bir kardeşimizle sohbet ederken dedi ki, çok yürekler acısı bir şeyden bahsediyorum size. Dedi ki, üniversitede tıp fakültesinde öğrencilere konuşurken, bak hastaya operasyon yaparsınız, ameliyat yaparsınız, ondan sonraki süreçte yoğun bakımda çok dikkatli olmak lazım. Hastanın enfeksiyon kapmamasını sağlamak lazım. Değilse kul hakkı olur, bu günah olur deyince beni dinleyen öğrencilerin %70'inin suratı asıldı. Sen nereden bahsediyorsun? Haktan bahsediyorsun, kul hakkından bahsediyorsun. İnşallah kelimesini üniversitedeki öğrencilere kullandığımız zaman suratları asılıyor. Bu da nereden çıktı diyor. Üniversitede ders veren, efendim tıp fakültesinde ders veren hoca bunu söylüyor.
Yani üniversitelerdeki gençlere öyle bir hava verildi ki Allah'tan bahsedilmez, kul hakkı ifadesinden rahatsızlık duyan, inşallah ifadesinden rahatsızlık duyan bir atmosfer oluştu Türkiye'mizde. Sokaklardaki manzara da böyle. Şimdi toplum olarak bir enfeksiyon kaptık mı kapmadık mı? Çok çirkin bir enfeksiyon kaptık. Bu enfeksiyon varken biz aslında yoğun bakımlıyız. Buna rağmen Cenab-ı Hak millet olarak bize yardım ediyor, felaketlerden koruyor. Şu anda İslam aleminde belki de en rahat, en müreffeh ülke Türkiye'dir. Ama bu felaketler ve musibetlere bakıldığı zaman, bu hastalıklara bakıldığı zaman önümüzdeki süreç çok rahat gözükmüyor. Yani ilahi bir bela, bir musibet geldiğinde kolay kolay kurtuluşumuz olmaz. Ancak Cenab-ı Hakk'ın lütuf, kerem, merhametiyle Cenab-ı Hak bugünlere kadar bizi ayakta tuttuğu gibi toprağın altındakiler hürmetine mi, sabiler hürmetine mi, kimin hürmetine bize imdad ederse imdad eder, değilse belayı celbedecek, sıkıntıyı celbedecek yaşantı az değildir. Dediğim gibi yangın eskiden uzaktaydı ama şimdi mahallemize geldi demiyorum, sokağımıza da geldi demiyorum. Apartmanda oturanlara, apartmanımıza kadar geldi. Bir kısmımızın apartmanına değil, dairesine de geldi. Şu vardır ki, bunu da siz kardeşlerimle çok net olarak paylaşmak isterim. İnsanoğlu harama ve günaha baka baka, baka baka gözü alışır. Artık ondan rahatsızlık duymamaya başlar. Normaldir demeye başlar. Normaldir demeye başlar. Bazı kardeşlerimiz ticarete ilk atıldığı zaman dini hassasiyetleri ön planda olduğundan dolayı efendim bir bayan ona el uzatsa elini böyle yapar, teşekkür ederim derdi. Ama aradan zaman geçince uzanan eli havada bırakmak doğru olmaz diye tokalaşmıştır. Aradan zaman geçince tokalaşmak da yetmemiştir. Kucaklaşma da olmaya başlamıştır. Yani hassasiyetleri yavaş yavaş ne oluyor? Kaybediyor. Artık birisi elini uzatan bir bayana elini uzatmayıp da böyle yaptığı zaman bu adam gerici, yobaz, kadını mahcup etmiştir, ona el uzatmamıştır diyerek ilahi kriterleri değil de toplumda hakim olan isyanı, masiyeti ön plana çıkarır duruma gelmiş oluyoruz. İşte bunlar toplumda enfeksiyondur. Bu enfeksiyonlar nereye mani oluyorlar? Bizim ümmeti Muhammed olarak dualarımızın kabulüne engel teşkil ediyor. Kıymetli dostlar, eğri oturalım, doğru konuşalım diye bir söz vardır. Doğru söz elbette herkesin işine yarar. Antibiyotik gibi bir şeydir. Fakat bazen antibiyotikler de alerji yapabiliyor. Antibiyotiğin alerji yapması efendim insanın kendi yapısının ile alakalı bir durumdur. Yoksa normalde antibiyotik ne yapıyor? Mikropları öldürmek için oluşturulmuştur, yapılmıştır. Ona göre dizayn yapılmıştır. Şimdi ben size şöyle bir soru sorsam, aynı soruyu kendime de sor. Yani sizden kendimi farklı görmediğim için söylüyorum. Aynı tavanın balığıyız, birbirimizden farkımız yoktur. İslam'ın cihat ruhu, hani Cenab-ı Hak cihada emrediyor ya, İslam'ın cihat ruhu, canını da malını da ortaya koyacaksın, Allah için cihat edeceksin. İslam'da olması gereken bu cihat ruhu kimde kaldı ki? Nerede kaldı? Biz abdestimizle, namazımızla, biraz da fakir fukaraya, garip gurebeye yardımımızla her şeyi bitirdiğimizi zannediyoruz. Ama cihat dediğin sadece malını değil, bir de canını ortaya koymak meselesi vardır. Yani biz artık bunlardan çok uzak yaşıyoruz. Kendimizi nasıl idare ediyoruz, nasıl kandırıyoruz diyelim. Kandırmak derken, yani asıl yüksek dereceden geride kalmış olmamızı nasıl öteliyoruz diye ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi biz elhamdülillah namazlarımızı kılıyoruz. Bu büyük bir nimet. Kur'an hizmetlerini seviyoruz. Bu da büyük bir nimet.
Kur'an hizmetlerini destekliyor. Bu da büyük bir nimet. Bu gerçekten malla cihada girer mi? Girer. Ama cihadın bir zor bölümü vardır. Gerçekten toplumda, gençlerde, kızlarda, erkeklerde yok olmaya doğru yüz tutan bir İslam anlayışı, ahlakı var. Yok olmaya doğru gidiyor. İşte üniversitelerden size örnek verdim. Sokakları zaten siz görüyorsunuz. Aile bireylerinizle hani geniş aile bir araya gelelim falan bayramda, seyranda dediğinizde bakıyorsunuz ki yeğenleriniz, biraz daha yakınlarınız falan bir araya gelince Allah Allah biz kabuk mu değiştirdik demeye başlıyorsunuz. Gerçekten açıklık saçıklık değil, doğrudan doğruya çıplaklığın hakim olduğu bir kirli döneme doğru girmiş olduk. Bunun ilerisi nerede, nasıl gerçekleşecek bilemiyorum. Hani kıyamet alametlerinden birisi yolun üzerinde kadın erkek zina yapacak. Onu gören insanlar çekil de hiç olmasa şu kenarda bunu yap, yolun ortasında yap demeye cesaret edemeyecek. Şimdi ben size soruyorum. Şuradan camiye doğru gitseniz, parkta iki tanesinin yanlış iş yaptığını görseniz cesaret edebilir misiniz? Kardeşim ya bu nedir? Ayıp ediyorsunuz. Bunu yapmayın demeye cesaret edebilir misiniz? Ya edersiniz ya edemezsiniz. İşte kıyamete doğru öyle olacak ki yolun üzerinde herkesin gözü önünde zinayı gerçekleştirenlere, yani yapıyorsun bunu da hiç olmazsa yolun ortasında yapma, kenarda yap onu demeye insan cesaret edemeyecek. Buna doğru gidiyor muyuz sizce? Gidiyoruz. Yani işin cihat ruhu kaybolunca arkasından neler geldi? Ben hani size Allah için seviyorum. Siz gerçekten duygularınızla beraber mükemmelsiniz. Mükemmel olmaya aşıksınız. Sizi bu saatte buraya getiren nedir? Manevi duygularınız. Allah için kaynaşalım dediniz. Allah için dertleşelim dediniz. Böyle bir yere geldiniz. Ben size her gün duamı yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Takdir ettiğim o ayrı bir konu gerçekten. Ama ben sadece siz olarak demiyorum. Türkiye'de 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene öncekine doğru göre zenginlik aşırı derecede arttı mı? Aşırı derecede arttı mı? Yani 10 kat, 20 kat, 30 kat değil. Unutuyoruz biz. 20 kat, 30 kattan daha fazla zenginlik arttı. Çünkü para için mücadele olunca 10 kat, 20 kat zenginlik artıyor. Eğer biz bu mücadeleyi Allah'ın dininin yücelmesi için vermiş olsaydık, o zaman toplumdaki düzelme 10 kat, 20 kat artmış olacaktı. Yani biz enerjimizi, maddi imkanları daha yüksek, müreffeh seviyeye çıkarabilmek için millet olarak bunu yaptık. Gerçekten eski araba trafikte göremiyorsunuz. Arabaların modellerinde artık yok elektrikliydi, elektriksizdi, şu modeldi, bu modeldi, şu fiyatı, bu fiyatı. Yani sokakta, caddede, otobanda hep model model, hatta hiç ismini duymadığımız yeni modeller yarışılıyor. Çobanların binalarda yarış yapacağı hadisi şerifini çok net bir şekilde görüyoruz. İstanbul'un güzelliği, İstanbul'umuzun güzelliğini bozan, Sultanahmetleri, Süleymaniyeleri gölgeleyen o gökdelen gibi apartmanlar aslında dünün çobanlarının yaptığı binalardır. Dün çoban olan, babası çoban, kendisi çoban, dedesi çoban olan insanlar maddi imkanlarda belli bir noktaya gelmişlerdi. Şehirlerde minare neymiş ki, ne minaresi be, kaç tane minare üst üste koysan efendim minarelerin yetişemeyeceği boyda binalar yapıyorlar ve bunları da bir yarış meselesi yapıyorlar. Kıyamet alametleri olduğu gibi gerçekleşti. Şimdi diyeceğim, kaybettiğimiz ruhlardan birisi de nedir? Cihat ruhudur. Kur'an'da Rabbimizin emrettiği, Habibinin bize öğrettiği, hatta kendisinin bir fiil uyguladığı cihat metodunu biz çok geride bırakmışızdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir Muharebesi'nde cenk ediyor, savaşa katılıyor. Kendisi peygamber olarak katılıyor. Uhud Muharebesi'nde savaşa katılıyor ve yara alıyor. Efendim Hendek Muharebesi'nde katılıyor, bir fiil kendisi çalışıyor. Yani bu sadece cihadı yapın deyip bırakmıyor. Efendimiz Aleyhisselam A'dan Z'ye kadar o sahabe-i kiramı bu şekilde yetiştiriyor. Şimdi Hoca Efendimiz'in okuduğu ayet-i kerimeleri bu muvacihede beraber bir gözden geçirelim.
Mevla buyuruyor ki estağfirullah ve mâ kâne li nefsin en temûte illâ bi iznillah. Bakın kullarım, savaşa gittiniz mi ölürsünüz diye bir şey yok, haberiniz olsun. Ölmek savaşla alakalı değildi. Savaşa gitmeyen ölmüyor mu? Savaşa gidenlerin hepsi ölüyor mu? Eğer savaş adam öldürecek olsaydı her giden ölmesi lazım. Savaşa gitmeyen ölmemesi lazım gelse o zaman mezarlıkların müdürü boş durması lazımdı. Hiçbir insanın ölümü Allah'ın izni olmadan gerçekleşmez. Öyleyse ey Müslümanlar korkak ve ötlek olmayın. Savaş gerektiğinde savaşa gidersem ne olacak, çoluk çocuğuma kim bakacak derdine düşmeyin. Kitaben müeccele, Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri herkesin ölümünün vaktini tayin etmiştir. O vakit geldiği zaman ne ileri gider ne de geri gelir. Fakat şu önemlidir Mevla buyuruyor. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُوْتِهِ مِنْهَا diyelim ki Uhud Muharebesi'ne katıldınız. Peki Uhud Muharebesi'ne katılanlar niye katıldınız? Uhud'u ben örnek vereyim. Allah'ın dinini yücelme çalışmalarını siz kendiniz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Uhud Muharebesi'ne katılan ganimet elde ederim diye mi katıldı? Yoksa Allah'ın dinini yüceltmek için mi katıldı? Diyor ki Mevla ben kimin ne için katıldığını, kimin ne için mücadele verdiğini çok iyi bilirim. Bunu bildiğim için kim dünyayı murad ederse biz ona dünyadan veririz. Kim ahireti murad ederse biz ona ahiret sevabından veririz. Ve sen eciz şakirin. Böylece haddini bilen, Allah'ın nimetlerini takdir eden, şükredenlerin mükafatını biz gerektiği şekilde vereceğiz. Bir başka konuyu Cenab-ı Hak yine bağlantılı olarak şöyle buyuruyor. Kullarım vekeyyim min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kesir. Nice geçmişte peygamberler, Allah yolunun savunucuları, etrafında el pençe divan olmuşlardır, asker olmuşlardır. Peygamberler de onlarla beraber haydi Allah'ın yolunda savaş edelim demiştir. Onlar da peygamberlerle beraber cihada çıkmışlardır. فَمَا وَهْنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعْهُمْ مَسْتِكَانُ Onlar peygamberlerle savaşa çıktıkları zaman ölen öldü, oldu, öldürülen oldu, kolu kopan oldu, bacağı kopan oldu, yaralanan oldu, komaya giren oldu. Ölenler için şehit oldular diye mutluluk duydular, yaralananlar için de gazi oldular diye hepsi sevinmiştir. Asla bunlar zaafa, başlarına gelenlerden dolayı zaafa uğramadılar, korkak ve ötlek olmadılar. Vallahi yuhibbus sabirin, böylesine sabredenleri Allah sever buyuruyor. Bir sonraki ayeti kerimede وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ اِلَّا اَنْ قَالُوا رَبَّنَا اُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا ف۪ي اَمْرِنَا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَاَنْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ Peygamberlerle beraber canını ve malını ortaya koyarak Allah'ın dini yücelsin, ben öleyim, önemli değil, malım bitsin, servetim bitsin diyenler bu savaş meydanında şunu dediler. Ey Rabbimiz, biz bugüne kadar kırdığımız çanaklar oldu. Yaptığımız günahlar oldu. Sen bizim günahlarımızı bağışla. Yanlışlarımızı affeyle. Ayaklarımızı sabit kıl. Kalbimizi cesaretle doldur. Kafirlere karşı bizlere yardım eyle. Biz bu savaşı kazanmadan dönmeyeceğiz deyip de cesaretini ortaya koymuşlardır. فَآتَاهُمُ اللّٰهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ İşte bunlar var ya, Cenab-ı Hak hem dünyanın mükafatını onlara verdi, hem de ahiretin mükafatını verdi. Bunların dünyasını da ahiretini de mamur eyledi. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Böylesine muhsin olan, yani kulluğunu güzel yapan, Allah'a yaklaşımını güzel yapan insanları Allah sever, hem dünyasını hem ahiretini mamur eder buyuruyor. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerde Rabbimiz okunan ayet-i kerimelerde bu gerçekleri bizlere duyurmuş oldu kıymetli dostlar. Rabbim bu ayetlerden alınması gereken dersi almaya her birimizi muvaffak eylesin. Her birimizi Rabbani olan Allah'ın adamı, peygamberin adamı, Allah yolunun yolcusu diye kabul ettiği bahtiyar kulları listesine ilhak eylesin. Amin. Rabbim sevdiklerinden bizi ayırmasın. Cihat ruhuyla bizi de çocuklarımızı da talebelerimizi de hocalarımızı da ruhlanan
ve cihattan gıdalanan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Yüce Rabbim yeryüzünde sıkıntı ve ızdırap içerisinde olan Filistin'deki kardeşlerimize, Gazze'deki kardeşlerimize, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize, Lübnan'daki kardeşlerimize, yeryüzünde neresinde bir zulme uğrayan kardeşimiz varsa hepsine imdad eylesin. Mümin kardeşlerimize evle ve böyle zulmeden Siyonistleri ve diğer zalimleri Kahhar ismi şerifiyle kahreylesin. Amin. Rabbim ülkemizin birliğini, beraberliğini bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Amin. Ülkemizde kötüye doğru gitmekte olan ahlakın dejenerasyonunu Rabbim tersine çevirsin. Amin. Gençlerimizi imanlı, ihlaslı, cihat ruhuyla yetişen, dinine, namusuna, vatanına, mukaddes değerlerine, aile büyüklerine bağlı ve saygılı olan bahtiyar ve ayık kullarından eylesin. Amin. Rabbim hepimizin geçmişlerine rahmet eylesin. Amin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin mübarek ruhu için, her birimizin bütün geçmişlerimizin ervahı için, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında emeği geçip ahirete göçmüş olan ashab-ı hayratın ruhları için, hayırların fethi şerlerin def'u raf'u izalesi için, Allah rızası için. El-Fatiha.